Boşuna ne dediysek o demiyorum sevgili dostlarım. Bakın dolar 7.20 seviyesine doğru emin adımlarla ilerliyor demiştim sizlere. Bir süre 6.95 7 aralığında gidip gelecek, daha sonra kendisini 7'nin üzerine atacak. Sonrasında 7.20 seviyesini göreceğiz. 7.20'den sonra bir miktar 7.05 7.20 aralığında gidip gelebilir ama sonraki süreçte de büyük ihtimal 7.60'a doğru hızla ilerleyen bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız demiştim sizlere. Ve nitekim gördüğümüz gibi hepimizin birlikte tanık olduğu gibi bugün 7 liranın üzerinde bir dolar kuru görüyoruz. Üstelik dünyada dolar endeksi gevşerken bakın altın çizerek söylüyorum dolar endeksi gevşiyor ama Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde dolar hızlı bir şekilde yukarıya doğru seyretmeye devam ediyor. Daha doğrusu gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değer kaybetmeye devam ediyor. Bunun nedenlerini sizlere ayrıntılarıyla aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda da gram altındaki bu geri çekilme devam edecek mi? Yoksa sizlere daha önce de defalarca söylediğim gibi gram altında geri çekilip hızlı bir şekilde yukarıya doğru mu seyredecek? Altının onsu evet 1700 doların altına indi ama bu seviyelerde kalmayı başaracak mı? Yoksa kendisine yine 1780 civarında bir taban oluşturup buradan hızlı bir şekilde yukarıya atacak mı? Bunun sonrasında 402 lira civarında bir gram altın fiyatıyla karşı karşıya kalacak mıyız? Bütün bu soruların Cevaplarını bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bakın gayet basit aslına bakarsanız. Her şey çok net ve şeffaf görünüyor. Daha önceki piyasalarda mesela geçen yılki piyasalarda sadece ülke ekonomisini değerlendirerek sizlere bazı tahminlerde bulunabiliyorduk. Oysa bugün dünya geneline yayılmış bir pandemi nedeniyle ekonomiyle ilgili beklentilerimizi hem Türkiye'nin gerçekleriyle hem de dünyanın gerçekleriyle harmanlayarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bunun net sebebi ise şu. Artık dünya ve Türkiye birbirine çok net bir şekilde entegre ve bu entegrasyon sebebiyle de ister istemez para piyasaları birbirlerini tetikliyorlar. Öte yandan ortada bulunan pandemi yani koronavirüs salgını yakın zaman içerisinde ekonomik bir krize dönecek. Bu ekonomik krizin boyutu çok derin olursa da büyük ihtimalle bir ekonomik bunalıma belki de sonrasında umarım olmaz ama büyük bir dünya savaşına doğru giden bir sürece tanık olacağız diye yine ısrarlı bir şekilde söylemiştim ve bu koşullar içerisinde de yakın zaman içerisinde hükümetlerin, şirketlerin sürekli olarak olumsuz açıklamalar yapacağını, ekonominin her geçen gün biraz daha bozulacağını, reel sektörün çok ciddi bir sıkıntıya gireceğini sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ama özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde çok çok daha fazla sıkıntıya girebileceğini sizlerle paylaşmıştım. Keza Amerika, Avrupa ülkeleri her ne kadar parasal genişleme açıklamaları yaparlarsa yapsınlar, bu parasal genişlemelerin genel itibariyle sadece kendi ülke ekonomilerine deva olabilmek amacıyla açıklandığını ve genel itibariyle de bu paraların da tasarrufa yöneleceğini, altını ve doları tetik tetikleyeceğinde yine sizlerle paylaşmıştım. Nitekim sevgili dostlarım görünen o ki altın ve dolar yükselmeye hem de hızlı adımlarla yükselmeye devam edecek bundan sonraki süreçte. Peki hemen Türkiye'deki bu dolar yükselişini bir tanımlayalım. Bazı sitelerde görüyorum komik gerçekten komik olmaya başladılar. İşte hacimsiz bir şekilde 7 liraya açtı. Ya bu işin hacmi hacimsizliği önemlidir elbette ama uzun zamandır zaten 7 lirayı zorlayan bir dolar kuru var. Diğer Diğer taraftan bakın 100 doların üzerinde olmayan 98 doları neredeyse 97 dolara doğru aşağıya kırmaya çalışan bir dolar endeksi var dünyada. Bu gevşemeye rağmen Türkiye'de eğer dolar yükseliyorsa yani Türk lirası değer kaybediyorsa oturup bunu düşünmek lazım. Neden acaba Türk lirası değer kaybediyor? Hem Türkiye'de Türk lirası hem de başka gelişmekte olan ülkelerde neden dolar değer kazanıyor diye düşünmek lazım. Gayet basit sebebi var. Bakın dolar endeksini oluşturan ülkelerin para birimleri dolara karşı değer kazanıyor olabilir. Ama gelişmekte olan ülkelerin bizim gibi özellikle dolar ihtiyacı her geçen gün artan, dış borcu her geçen gün artan ve borç vadeleri gelen aynı zamanda turizm gelirleri düşen aynı zamanda ihracat gelirleri düşen ithalat giderleri artan tüm ülkelerde ve cari riski cari açık riski her geçen gün artan ülkelerde doların gevşemesi zaten mümkün değildi ve gevşemeyecek arkadaşlar. Hacimsiz olarak 7 liranın üzerine attı. E yani hacimli olsaydı acaba 7 lira 20 kuruş mu olacaktı bir anda? Bunu mu söylememiz gerekiyor? Ya da şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Ha bugün hiçbir şekilde müdahale edilmedi. Onun için hacimsiz olarak bile 7 liranın üzerine kendisini atmayı başardı dolar. Bu daha kötü değil mi? Eğer ki hacim çoğalırsa demek ki ve müdahale etme imkanı daha da azalırsa Merkez Bankası'nın kamu bankalarının ya da özel bankaların ya da bir takım şirketlerin e, bu kuşlular içerisinde demek ki dolar çok daha fazla yükselecek arkadaşlar. Bunu da göz önüne almak gerekiyor. Düşük hacimle 7 liranın üzerine attıysa aslında çok daha tehlikeli bir durumun altını çizmeye çalışıyorlar. Asla bakarsanız tabi durumu yumuşatmaya çalışıyorlar kabul ediyorum ama yani böyle yumuşatılmaz arkadaşlar. Gelişmekte olan ülkelerdeki dolar sıkışıklığı artacak ve dolar yükselmeye devam edecek. Türkiye'de artık hedef 7-20 lira bile değil sevgili dostlarım. Evet 7 lira 20 kuruş artık Türkiye için bir hedef değil bana göre. Çok yakın zaman içerisinde daha önce nasıl 6-25'e ulaşacağımız zamanda söylediysem bunu da aynı netlikle görüyor ve söylüyorum artık. Çünkü dünyadaki gelişmeler de ortada. Avrupa hız da daralıyor. Avrupa'ya olan dış ticaretimiz her geçen gün daha da zorlaşacak göreceksiniz. Amerika hızla daralıyor. Amerika ile ticaretimiz. Amerika'nın lehine bizim aleyhimize her geçen gün daralmaya devam ediyor. Ve bu koşullar içerisinde eğer ki %181 oranında artan dış ticaret açığını daha makul bir seviyede tutmak istiyorsa Türkiye ne yapıp edip zaten Türk lirasını çok ciddi değersiz hale getirmek zorunda. Bakın bugünkü 7 liralar 8 liralar bile Türk lirası Bankasının gerçek değerinin çok altında aslına bakarsanız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün 7 lira olan dolar aslında normal koşullar işlemiş olsaydı Merkez Bankası bütün zararları göze alarak, bütün faiz giderlerini göze alarak, bütün swap giderlerini göze alarak doları baskılamamış olsaydı zaten çok daha yukarıdaki seviyelerde olacaktı. E pandemi bu işe tuz biber oldu ama en azından Merkez Bankası'nın ve hükümetin de bir bahanesi oldu pandemi. İşte bir hastalık var. Bu hastalık nedeniyle de dolar yükseliyor kardeşim. Biz ne yapalım diyorlar. Öbür tarafta eleştirmiyorum. Yani illa bir bahane bulmak istiyorlarsa bulabilirler. Hiç sıkıntı yok. Önemli olan şey şu. Bu ithalatçı modelden bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Bir, üretim modeline geçmesi gerekiyor. İki, teknoloji ve sanayisini bir an önce geliştirmesi gerekiyor. Üç, işsizlik sorunu çözebilmek için ithal odaklı değil, üretim odaklı bir modele doğru hızlı adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Dört, turizm ile ilgili kendisini çok hızlı bir şekilde gözden geçirmesi gerekiyor. 5. Eğer ki yabancı turist çekmek istiyorsa dünyanın bu koşullar içerisinde yarın öbür gün İtalya'da turizm bedava hale gelecek. Bakın göreceksiniz. Yunanistan'da bedava olacak. Fransa'da bedava olacak. Yani fiyatlarda inanılmaz düşüşler olacak. Bu pandemiye rağmen müşteri çekebilmek, turist çekebilmek adına. Avrupa Birliği oturmuş bugün bunu konuşuyor. Turist sayısını nasıl arttırabiliriz? Nasıl bir strateji izlemeliyiz diye konuşuyor. Bu da şunu gösteriyor. Euro bölgesinde euro kullanan pek çok ülke ya euro kullanmaktan vazgeçerek para birimlerini değersiz hale getirecek ya da toplu bir kararla büyük bir parasal değersizleşmeye doğru gidecek euro bölgesi. Yani euro da dolar karşısında değersiz hale gelerek rekabetçi bir turizm politikası izlemeye çalışacak. Rekabetçi bir ihracat politikası izlemeye çalışacak. Doğal olarak arkadaşlar eğer ki Türkiye bu koşullar içerisinde ben hala değerli Türk lirası istiyorsanız istiyorum diye ısrar ederse bunu isterken de hem Merkez Bankası'nın rezervlerini alt üst edip hem bütçe deliğini iyiden iyi açıp hem de rekabet gücünü ortadan kaldırırsa turizm alanında, ihracat alanında inanın bakın bu pandemi ve bu pandemi öncesindeki kritik süreçten çok daha stratejik hatalar yapmış olur ve bu stratejik hata da Türkiye'nin ekonomik krizini çok daha derinleştirir arkadaşlar. Bu bir karar verme süreci ve bu karar verme süreci sürecinde de Türkiye'nin yapması gereken şey ne artık? Bu para politikasından vazgeçmek zorunda. Yani bu Türk lirası değerli olsun, Türk lirası değerli olursa Türkiye daha güçlü olur. İşte milli gelirimizde yüksek tutarız, yüksek gösteririz. İllüzyonundan vazgeçmek zorunda ve bunu yapacak arkadaşlar ve bunu yapıyor arkadaşlar. Bana göre kontrollü bir şekilde doları zaten serbest bırakıyorlar Türkiye'de. Aksi takdirde 6'yı bile aşmazdı. Aşmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar o dönem de biliyorsunuz. Ama baktılar ki olacak gibi değil ve dünyada da pandemi etkisiyle büyük bir daralma süreci var. Bu daralma sürecini aşmanın tek yolunun dövizde yeni bir kur politikası modeline geçmek olduğunu gördüler. Türk lirasını değersizleştirmenin en azından kademe kademe insanların siyasi bakışında çok rahatsız etmeden yükseltmenin çok önemli olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu gördüler. Onun için bu dolar yükselmeye devam edecek. Öbür taraftan tabii bir başka önemli şey e, Türkiye'nin cari açık problemi sahiden çok kritik. Türkiye'nin Merkez Bankası rezervleri çok kritik. Türkiye'nin turizm gelirleri zaten bitik. Türkiye'nin yurt dışından bekleyebileceği işçi gelirleri onlar da zaten bitik. E, bir yandan bütçe harcamaları hızlı bir şekilde artıyor. Yurt dışından fon bulma ihtimali, kredi bulma ihtimali her geçen biraz daha zorlaşıyor. Yakınlaşmış olan dış borç ödemelerimiz var. O borçların bir an önce ödenmesi gerekiyor. Bu da dolar talebini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Türkiye'deki özel bankalar özellikle kredi vermekten kaçınıyor. Çünkü banka batıkları artıyor. E kredi vermeyeceklerse mevduat toplama ihtimali de Merkez Bankası'nın bu politika faizi koşullarında mümkün olmayacaksa çünkü kimse aptal değil herhalde. Eksi reel faiz ortamında götürüp parasını bankaya yatırmayacak ve mevduat daha giden paranın çok ciddi manada düştüğünü de görüyoruz. E bu koşullar içerisinde sevgili dostlarım büyük ihtimalle özel bankalarda ellerine geçen tüm parayla dolara yönelmeye, altına yönelmeye, kendilerini koruyabilecek güvenli para birimlerine, enstrümanlara yönelmeye devam ediyorlar ve devam edecekler. Anlayacağınız dolar bu nedenle yükseliyor. Hani hacimsiz bir yükseliş, işte hacimsiz bir şekilde 7 liranın üzerine dolar kendisine attı. Yarın öbür gün tekrar 6.50'ye gelecek falan tablosu değil bu. Bu çok net bir şekilde doların artık 7 liranın üzerinde çıpalandığını ve yeni hedeflere doğru hazırlık yaptığını gösteriyor bize. Nedir yeni hedef? 7.20 mi? Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Yeni hedef 7.20 değil. Evet ilk etapta 7.20'ye gidecek. Daha sonrasında 7.20'den gelen satışlarla 7.05'e kadar gevşeme görebiliriz. Ama bu buradan satayım buradan tekrar alayım avantajı sağlar mı size bilmiyorum. Ben ısı Israrla günlük hareketlerden uzak durun diyorum. Keza altında da aynı şeyi söylüyorum. Yani 388 liradan altın aldık 378 lira oldu. Ne yapacağız şimdi diyen dostlarımız var mesela. E ne olacak arkadaşlar bekleyeceksiniz gayet basit bir şekilde. E siz zaten bugün al yarın sat mantığıyla zengin olmayı düşünüyorsanız bütün paranızı elinizden kaybedersiniz. Uzun vadeli sakin bir bekleyiş içerisinde bir sene önceye göre hesabınızı yapıp bir sene sonra diyeceksiniz ki evet ya ben para kazandım ya da para kaybettim. Esas kazandım kazanç yöntemi bu çünkü. Sakin olmayı başaran herkes geçen yılla bu yılı kıyasladığı zaman para kazanıp kazanmadığını görüyor zaten. Geçen yıl 5.70'lerden, 5.50'lerden, 5.30'lardan dolar biriktirenler, geçen yıl 280 liradan altın biriktirenler e bugün semeresini aldılar arkadaşlar. Neden? Sakin oldular, beklediler. O aralarda hiç mi dalgalanmalar olmadı? Hiç mi hızlı çıkış düşüşler olmadı? Oldu. Buna rağmen sabırlı bir şekilde bekleyip şu anda da keyif sürüyorlar. Bunu yapabiliyorsanız size ne güzel. Yapamıyorsanız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceksiniz. Bunu unutmayın. Alın ve unutun. Bakın, alın ve unutun. Merak etmeyin. Bu süreç, bu ekonomik süreç altının düşmesine izin vermiyor, vermeyecek. Bu kadar net söylüyorum size. Dünyada ekonomiler bu kadar daralırken Almanya 100 yılın resesyonunu beklerken, Amerika 100 yılın resesyonunu beklerken, Fransa 100 yılın resesyonu beklerken Asya ülkeleri bile çok tedirginken, Riskler her geçen gün artmaya devam ederken altın en fazla gevşeyebilir arkadaşlar. Ama ana trend her koşul içerisinde yukarıyı göstermeye devam edecek. Bu seviyeler öyle aman düşecek satalım kaçalım seviyeleri değil. Aksine son alım fırsatları seviyeleri. Bunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Ha siz tersini düşünüyorsanız tabii ki istediğiniz gibi yaparsınız. Ve sonuç itibariyle bizim söylediğimiz hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil. Biz size öngörülerimizi sunuyoruz. Sizler de bu öngörülere göre kararınızı veriyorsunuz. Ya da kendi öngörülerinize göre kararınızı veriyorsunuz. Ama açık ve net söyleyeyim sevgili dostlarım. Bundan sonra dolar maksimum 6.90-95 seviyelerini görür. Bu çok geçici bir düşüş, geçici bir gevşeme olur. Hızlı bir şekilde tekrar kendisini 7 liranın üzerine atar 1. Ve 7 liranın üzerinde iyiden iyiye tutunduktan sonra da yeni hedefine doğru emin adımlarla ilerler 2. Altına gelince altında maksimum bu seviyeler bir miktar dolanır. Daha sonrasında tekrar hızlı bir yükselişle 1740'ı test eder ve dünyadan gelecek ikinci çeyrek haberleriyle birlikte, ikinci çeyrek beklentileriyle birlikte de çok daha hızlı hareketlerle rekor denemeleri yapmaya başlar ve o günde yine birileri başını duvarlara vurmaya başlar. Ne yaptık biz, ne ettik biz, keşke böyle yapmasaydık diyen pek çok kişiyle karşı karşıya kalırsınız. O nedenle dünkü videomda da söyledim. Sakin olan kazanacak. Panikleyen her zaman olduğu gibi bugün de yine kaybedecek. Ha birileri de 3-5 kuruş düştüğünde, 3-5 kuruş yükseldiğinde bunu politik ya da şahsi bir malzeme yapmaya çalışacak. Dolar paldır küldür düşüyor. Altın paldır küldür düşüyor. Kaçın kendinizi kurtarın diye bağırıp ortalığı yıkacak arkadaşlar. Sonrasında da ya kardeşim satmasaydınız bana ne diyecek. Onun için dikkatli olun. Hala altında yukarıya trend devam ediyor. Ediyor. Dolarda Dolar da hala yukarıya trend devam ediyor ve bu koşullar gerçek anlamda düzelmedikçe yakın zamana kadar da düzelme ihtimali yok. Dolardaki ve altındaki yükseliş devam edecek. Daha ötesi gram altındaki yükseliş hem dolardaki yükselişe hem altın onsundaki yükselişe bağlı olarak çok daha sert olacak arkadaşlar. Bunun da altını çizmek istiyorum. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açarsanız size çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Diğer taraftan eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Ve katıl butonuna basarak sizler de kanalımıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da gün içinde size kritik zamanlarda bilgiler paylaşmaya çalışıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.